Yani ben burada bir bakıma belgelerin yalancısı durumu da düşünüyorum. Neyse şimdi asıl söylendi. Evet. Ama bir de doçentlik teziyle ilgili. Ordunuz aşağıda söyledi. Evet. Şimdi tabii bak, orada hocamın haklı olduğu bir noktayı ben şimdi fark ediyorum. O gözümden kaçmış benim. Bakınız burada Nezahar'ın doktora tezi için sıvılarda yüksek frekanslı sesler demişiz. Halbuki aşağıdaki dipnotta doktora tez konusu asitlik asit çözeltilerinde ütfoses fıdırı kompresibilitenin temporatif katsayısı hakkında 1949. Farklı konular. Hangisi bu doğru? Bunu ancak siz hangisi bunlardan? Ben sırf doktora tezinin yayınlanmadığını söyleyebilirim. Ha, o kadar. Ha, tamam. O zaman bunları doktora tezi kapsamından çıkartmamız gerekiyor. Evet. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Bir de sizin burada doçentlik tez konunuzun adı var. Tabii profesörlük tez konunuzun adı var. Onların hepsini, onlar doğru, herhalde doğru. Evet. Onlar şey. Ondan sonra diğer doktorlar sırayla işte önce İhsan Bey, sonra Belkıs Hanım 1949 yılında, sonra Adnan Sokullu. Bunu da burada da bir çelişkili bir şey var. Hatta tartışılan bir konu. Adnan Bey soyadı Sokullu mu, Sokullu mu? İkisi de kullanılıyor. Sadece sanırım Makedonya civarında, şimdiki Makedonya civarında bir yerde Sokol diye bir kasaba vardı. Sokol. Adnan Sokullu bir yerden bir takım şeyler var. Beş adı Sokol kasabası da onun için o saçmalığı vardı. Kendi içinde Sokol. Sokol. Sokol olarak diyor. Bunu mesela bir yayın yaptım. Bilmiyorum. Devam edelim. Şimdi benim adım Sokullu. Evet. Benim bildiğim yerin adı da Sokul'dur. Yanlış söyledim. Sokul'dur. Sokul'muş. Sokul'muş.